gelecekteki haberciliği nasıl görüyorsunuz? Efendim ben iki tane eksik tespit ettim. Öyle mi efendim, nedir? Birisi habercilik, birisi gelecek. Siz haberci değilsiniz dediğimde ikisi de aynı haberi yaptı Allah'tan. Ama o kullandıkları kaba dil gerçekten çok avam ve ben çok üzüldüm. Maalesef biz de üzülüyoruz ve bu programda sıkça gelecekten gelen muhabirlerden bu durumlarla karşılaşıyoruz efendim. Yapacak bir şey yok. Evet, Mustafa Bey, evet, size geçelim efendim. Evet. Mustafa Arakat'tan. Arakat'tan. Evet. Mustafa Bey, gelecekte ev sahipleri nasıldır? Evet, biz ev sahibiyiz. Gelecekte de çok değiştiğini düşünmüyorum açıkça. Ne kadar değişebiliriz ki? Öyle değil mi? Tabii. Evet. Biz de merak içindeyiz efendim. Şimdi gelecek olan ev sahibimiz, aldığımız bilgilere göre oldukça fazla eve sahipmiş. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bayağı bir evi varmış efendim. Çağıralım gelsin, ne buyurun. Güzel. Buyurun efendim. Şükran, 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 Şükran. Merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Yalnız Hayati Bey galiba bir yanlışlık oldu. Arabistan'dan bir ev sahibi geldi. Ne Arabistan olur mu? Ben Türk, ben El Paşa, El Paşa. Güzel, El Paşa, evet, evet. Nedir böyle yani? Ya benim çok fazla şimdi... Ben Türkiye çok sevdi. Evet. Türk çok sevdi. Ben bir sürü ev aldı. Bir sürü 700 tane ev aldım. 600 tane kiracı var maşallah. Kadıköy'ünde, Mecidiköy'de, Üsküdar'da, Şişli'de... 600 tane kiracım var maşallah. Maşallah bu adam İstanbul'u fethetmiş maşallah. Yani böyle bir şey olur mu? Yabancıya bu kadar mülk satılır mı efendim? Doğru mu bu? Ne? Yabancı değil, yabancı değil. Ben vatandaş olmuşum, vatandaşlık almışım ben. Nasıl yani? Sen vatandaş mısın? O nasıl oluyor ya? Evet, ben 400 bin dolar vermişim, vatandaşlık almışım böyle bir günde hem de. Bir günde öyle mi? Bir günde. Beyefendi, bu vatan bir günde kurulmadı. Rica ederim. Evet Mustafa Bey, o kadar haklısınız ki gerçekten gelecekte Türk ev sahibi bulmakta zorlanacağız galiba. Buyurun efendim, sizi alalım şöyle. Aa, ben bir şey daha sorayım. Sultan Ahmet ne taraf? Ben şu an neredeyim? Siz şu an sözün bittiği yerdesiniz. Oo! Güzel, güzel. Ben o zaman oradan da ev alayım şimdi. Hadi bakalım. Hadi Şükran. Hadi çık kardeşim, çık tamam. Of. Evet. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.